Oduncu. Tamam. Madenci. Evet. Seyis. Adam bas. Hazır. Adam bas. Emret. Daha çok adam bas. Hadi İleri, altın toplayın. Yaparım. Odun kesin. Emret. Geyik avlayın. Geyik yapmayın. Hazır ol. Cevap verme bana. Tamam. Cevap verme. Tamam. Ya İlmi abi şimdi tamam bunlar senin çalışanın diye bir şey demiyorum da sen niye beni buraya böyle dikiyorsun abi? Ozi. Bak burada ne var? Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Dur. Otur. Otur. Nein. Sit. Good boy, good boy. Halk arasında bana muhasebecileri fısıldayan adam derler. Şimdi çocuklar, ben aşağı mahallede ne alırsam 1 lira açtım. Oo, lüks tüketim sektörüne girdin demek abi, hayırlı uğurlu olsun. No, sahibe cevap verme. Nein. Feyza, şimdi onun bir sürü kanun işi var. Böyle şartnameler, sözleşmeler falan filan. Sen Ozi ile beraber o işleri halledeceksin. Ben? Sen de getir götür işlerini yapacaksın lan. Allah Allah. Ozi, bak oğlum. Bu paranın şimdiki yarısı. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Diğer yarısı da burada. İş bittikten sonra alacaksın. Feyza, al bunu götür. Ben şimdi bağımsız iş mi buldum? Hiç merak buyurmayın Hilmi Bey. İşin yerine getirilmesini bizzat takip edeceğim. Bizans köpeğinin güveninin ederi 5 liraymış meğerse. Yürü git buradan Bizans'ın köpeği. Arkadaşlar beni takip edin. Dikkat et. Senin önüne geçerse Feyza kravatından tut çek. Tamam. Sağ ol Hilmi Bey. Ozi! Ozi! Bak burada ne var? Geliyor, geliyor. Hadi bakalım. Hop, hop. Tut bakalım. Aferin oğluma, aferin. Hatır, gözün üstünde olsun. Tamam. Kapıyı kapat. Kapat. Adam bas. Usta. Adam bas. Evet, adam yapamam. Bas lan. Arkadaşlar her şey kafamda. Sakın panik olmayın, kendinizi bana bırakın. Oğuzhan her şeyi halledecek. Ne diyorsun sen be? Oğuzhan, bildiğin camileri say lan. Say çabuk. Abbas Ağa, Abdülkadir Efendi, Abdülmecid, Abdülvedud, Abu Selam, Abdi Çelebi, Açbaş. Ah. Allah'ın manyağına eşek şakası da yapılmıyor. Oğlum onun artık kendine güveni var. Bugün işi aldı. Şakacı. İyi misin sen? Gayet iyiyim. İşe odaklıyım. Beni takip edin. Ne oldu lan? Tuttun lan aldın. He, ne dedin? Hanımım. Geri zekalı lan bunlar. Ya hani insanın tatil gününde çalışmak ağrına gidiyor, anladın mı hani? Bir yanlışımız mı oldu? Güzel bayan. İnsanlar ve köpek balıklar arasındaki ortak özellik nedir bilir misiniz? İki türü de burnunun ortasına vurmak suretiyle etkisiz hale getirebilirsiniz. Ne yapıyorsun? Adamlar çok ciddi silahları var, görmüyor musun? Ne bileyim hanımım, adam bize akıl veriyor sandım. Allah öyle temiz bir sıfat vermiş ki adama, tehdit ederken bile sevecendiriyor, karıştırıyorsun. Delikanlılar, konuşalım. Ne istiyorsunuz bizden? Halis mulis İsviçre çakısı. Kesme, delme, deşme, eşme, koparma ve silikme dallarında birebir. Şimdi benim sözümü dinleyeceksiniz. Yoksa topunuzu keserim. Acımam. Lan! Yedik! Lan! Kimin? Keseyim mi lan topunuzu? Gönder, gönder! Kaptan, kaptan. Hani dikkat çekmeyecektik. Tüm mahalleyi toplayacak mısın buraya? Kaptan ne lan? O ne biçim bir top? Top! Bu ne biçim top? Niye patlamıyor oğlum bu? Sivas topu musun sen? Sen Sivas topu mu bu? Ol. Vallahi kırıldı bu sefer. Kaptan ayağının şirazesini sikeyim ben. Aa, bak yine kaptan dedi. Sövdü de. Bundan sonra işe eleman alırken KPSS puanına göre alır. Gerçi onda da hile yaparsın sen. Aha minibüs geldi. Minibüs geldi. Bu ne lan? Abi minibüs. Minibüs bunu getirdin mi sen? Ben bunu mu dedim ya? A takımındaki gibi şekilli minibüs olacaktı ya. Kapısı yandan açılan, içerisi gözükmeyen. Bu üçünü de paketleyip içeri atacaktık, ne oldu? Abi detay vermiyorsun ki. Minibüs ayarla dedin, gittik Beylerbeyi hattından kiraladık, getirdik biz de. Efendim bizim çok ciddi bir organizasyon problemimiz var. İlk önce bunu halletmemiz lazım. Siz ikiniz içeri geçin güzel bayan. Siz de. Ama siz arkadan geçin, bakarlar yoksa. Kaçırıldık. Şu anda kaçırıldık. Ah ulan ah! İstedim de vermediler.
sen şoförsün dediler. Gönlünde yeri yoksa güzelim fark etmez, ben ayakta da giderim. Amcacığım ne yapıyorsun? Kaptan, Beylerbeyinde meydanda ineceğim. Bu oraya gitmiyor amca. Nasıl gitmiyor? Burada yazıyor ya. Amca in. Kaptan, müşterimi seçiyorsun. Arıyorum şimdi belediyeyi. Ne taraftaydı lan Beylerbeyi? Buradan düz devam et kaptan. Hala kaptan diyor. E amca da diyor, ona bir şey demiyorsun. Amcanın amcanın suçu ne? Bunun da bütün artistliği bize. Amca. Ulan Sasha Grey'e döndük. Ağzımızda bir seks topu eksik. Burası neresi? Bu adamlar kim? Bizi niye kaçırdılar ya? Şu kapıya ulaşabilirsem bir şeyler yapabilirim. Oğuzhan, kapıya gitsen ne olacak? Elin kolun bağlı. Çabuk gel buraya. Olsun. Onu orada düşünürüm. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Lan! 5 lira verdik, başımıza polatelamlar kesildi. 10 lira versek başımıza Jack Bauer olacak. Gelelim size. Evet. Bu ne lan? Bu nasıl geldi buraya? Gel bakayım. Oğlum sandalyeye bağlayın deyince tekerlekli sandalyeye mi bağladınız? Güzel bayanı da taburaya mı bağladınız? Bize yedek sandalye var. Yemeği ayakta mı yiyelim? Ya taburaya bağlayacaktık ya çek yata. Tekerlekli sandalyeyi de komşudan aldık. Akşama istiyor. Ne yapacaksak çabuk yapalım. Hmm. Sen uç bakayım yerine Toraman. Hop! Bu bir son değil. Bu bir başlangıç. Ne istiyorsunuz bizden? Biz mahallenin 1 milyonuncu mafyasıyız bebeğim. 1 milyonuncu mafya mı? Ne istiyorsun kızı oğlum? Ha? Plaket mi verin, kurdane mi takar? Çözün lan beni. 1 milyonuncu değil, 1 milyoncu mafyasıyız. Duyduk ki siz de 1 milyoncu açmışsınız. Cem? Efendim amirim. Amirim? Acıdı mı? Şimdi? Git bakayım içeri şu kilerdeki elektrikli işkence aletlerinden birini getir. Tost makinesine benzeyeni. Ya ne elektriği? Ne sordunuz da söylemedik? Güzel bayan, sizinle bir alakası yok. Yani kampanya vardı. 3 tane aldık. Tabii bizim aramızda yamuk yapan çıkmadığı için üzerimizde deneme fırsatı daha bulamadık. O yüzden sizin üzerinizde müsaade ederseniz bir açma kapama yapacağız. Çalışıyor mu diye. Getirdim amirim. Tost makinesi bu. Kilerde en çok tost makinesine bu benziyordu amirim. Bizim çok ciddi bir iletişim problemimiz var. Bak elin oğlu da bundan faydalanıyor. Geçen borcunu ödemedik diye bir herifin parmağını kestik ya. 11 parmağı varmış adamın. He. Sağda solda ameliyatı beleşe getirdin diye konuşuyormuş. He. Keserken sayan oldu mu? Yeah. El alem krizi fırsata çevirmek için bizi kullanıyor, bizi. Malım ben mal. Evet, toparla bu üçünü. Her şeyi 1 milyoncuya götürelim. Orada anlatalım derdimizi. İyi o zaman ben gideyim. Nasıl çözdün lan onu? Vallahi ben bana yaşattığı duyguyu sevdiğimden dolayı kaldım. Hanımım çözeyim ben seni. Çöz onu da çöz. Sigil de bulacaksın oğlum. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!